Yüzde diyabeti olan, tip 2 diyabeti olan hastalar için bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Diyabet eğer kontrol edilebilirse, hasta uyum sağlayabilirse tedavisi tıbbi tedavisi olan bir hastalık. Ama hasta uyumsuz ve yapılan tıbbi tedaviye rağmen kontrolsüz bir diyabet söz konusuysa o zaman metabolik cerrahi düşünülebilir. Metabolik cerrahi ile ilgili olarak birçok çalışma yapılmış durumda. Günümüzde tedavi seçeneği olarak tam olarak kabul edilmemiş olsa da metabolik cerrahi dahili branşlar tarafından önerilen bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde de metabolik cerrahi birçok merkezde yapılmakta ve metabolik cerrahi sonuçları çok yüz güldürücü olarak karşımıza çıkmaktadır. Metabolik cerrahi sonrası diyabeti olan hastalar kullandıkları insülinin dozunu azaltmakta veya tamamen kullanmaz hale gelebilmekte. Sonrasında hastalar hem kilo vermekte hem de ilaç kullanmama lüksüne kavuşmak hakkına sahip oluyorlar. Dolayısıyla iyi bir değerlendirme yapıldıktan sonra hastanın insülin rezervinin ve C-peptit düzeylerinin tespit edilerek ameliyata uygun olup olmadığı değerlendirdikten sonra ameliyat seçeneği düşünülebilir. Ameliyat seçeneği olarak insülin salgısını arttıracak bir takım anastomoz teknikleri kullanılarak bağırsağı midenin de bir kısmını alarak yapılan bir cerrahi metabolik cerrahi. Metabolik cerrahi sonrası şeker düzeyleri normal seviyeye, hemoglobin A1c dediğimiz 3 aylık sürelerde bakılan düzensiz diyabeti olan hastalardaki değerlerin normal değerlere geldiği görülmekte. Dolayısıyla hastanemizde, üniversitemizde bu cerrahiyi de uyguluyoruz. Ama öncesinde mutlaka hastaların iyi bir değerlendirmeden geçirildikten sonra.